Etanol ve dimetil eterin kaynama noktalarına baktığımızda ikisi arasında çok büyük bir fark olduğunu söylememiz mümkün. Etanolün kaynama noktası 78 Celsius dereceyken dimetil eterin kaynama noktası eksi 25 derecedir. Bu da bize bu moleküllerin hangi halde olduğunu gösterir. Örneğin kaynama noktası oda sıcaklığından yüksek olan etanol oda sıcaklığı ve basıncında sıvı halde bulunur çok daha düşük kaynama noktasına sahip dimetil eterse aynı noktada çoktan gaz haline geçmiştir. Bu durumda bu molekülleri moleküller arası kuvvetlere bakarak maddenin halleri kavramını açıklayabiliriz. Örneğin bir etanol molekülüne baktığımızda hidrojen ve oksijen arasındaki bağların kutuplaşmış yani polarize olduğunu görebiliriz. Oksijen daha elektronegatif bir yapıya sahip olduğundan kısmi negatif yüke sahip olacaktır. Hidrojen ise elektron yoğunluğunu bir miktar kaybettiğinden kısmi pozitif yüke sahip olacaktır. Bu etanol molekülü başka bir etanol molekülüyle etkileşime girerse ikinci etanol molekülü de polarize olur. Aynı şekilde oksijen kısmi negatif, hidrojen ise kısmi pozitif olur. Bildiğiniz üzere zıt yükler birbirini çeker. Dolayısıyla kısmi pozitif yüklü hidrojenle kısmi negatif yüklü oksijen birbirini çeker. En güçlü moleküller arası kuvvet olan bu kuvvete moleküller arası hidrojen bağı diyoruz. Bu durumda etanol molekülleri arasında hidrojen bağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da daha yüksek kaynama noktasına işaret eder. Şimdi de hidrojen bağını daha yakından inceleyelim. Hidrojen bağı, hidrojen atomu oksijen gibi elektronegatif atomlarla bağ kurduğunda oluşur. Ancak genelde şu unutulur. Hidrojenin daha fazla kısmi pozitif yüklü olması ve yükler arasında daha fazla fark olması için başka bir elektronegatif atoma daha ihtiyaç vardır. Bu anlamda hidrojen bağında 3 atomun görev aldığını söyleyebiliriz. Şimdi de dimetil etere bakarak neden burada hidrojen bağı kurulmadığına bakalım. Buraya bir tane dimetil eter molekülü çizelim. Ve oksijenle buradaki karbon arasındaki polarizasyona bakalım. Oksijenin daha elektronegatif olduğunu ve dolayısıyla kısmi negatif yüklü olacağını biliyoruz. Aynı şekilde karbonda kısmi pozitif yüklü olacaktır. Bu durumda dimetil eterin başka bir dimetil eter molekülüyle etkileşimine baktığımızda hidrojen bağının kurulabileceğini çünkü karbona bağlı hidrojenler olduğunu düşünebiliriz. Hatta bazıları buradaki hidrojenle oksijen arasında kesinlikle hidrojen bağı olması gerektiğini savunacaktır. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü buradaki hidrojen oksijenle etkileşime geçse bile hidrojenin aynı zamanda çok da elektronegatif olmayan karbon atomuna bağlı olduğunu unutmamakta fayda var. Bu anlamda elektronegatiflik açısından karbon ve hidrojen arasında büyük bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Hatta karbonun daha elektronegatif olduğunu bile söylememiz mümkün. Bu da hidrojen bağının oluşması için yeterli değil. O sebeple bu iki dimetil eter molekülü arasında çok az bir oranda dipol-dipol etkileşimi bulunur. İkinci molekülün bir kısmında kısmi negatif ve pozitif yük olduğundan burada dipol-dipol etkileşimi görülür ancak bu çok güçlü değildir. Ve hatta soldaki hidrojen bağına göre çok zayıf kalır. Bu anlamda hidrojen bağının dipol-dipol etkileşiminin çok daha güçlü hale olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de dimetil eterin kaynama noktası etanolünküne göre daha düşük olur. Dediğim gibi buradaki kilit nokta hidrojen bağı. Şimdi de alkil gruplarındaki karbon sayısını arttırdığımızda eterlerin kaynama noktalarının nasıl değişeceğine bakalım. Örnek olarak yine dimetil eteri alabiliriz. Bu örnekte dimetil eterle alkil grubundan daha fazla karbon grubuna sahip bir eter olan dietil eteri karşılaştıralım videonun başında dimetil eterin kaynama noktasının yaklaşık eksi 25 derece olduğunu söylemiştik. Diyetil eterin kaynama noktası ise yaklaşık 35 derece. Yani kaynama noktası açısından arada ciddi bir fark var. Diyetil eterin kaynama noktası oda sıcaklığından daha yüksek. Bu durumda oda sıcaklığı ve basıncında sıvı halde bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de neden diyetil eterin kaynama noktasının daha yüksek olduğuna bakalım. Eter moleküllerinin birbirleriyle hidrojen bağı kuramayacağını biliyoruz. Bu durumda kaynama noktasındaki bu artışın sebebi moleküler arası kuvvet olamaz. Etkileşime giren iki diyetil eter molekülüne baktığımızda diğer moleküller arası kuvvetlerden birinin de London dispersyon kuvvetleri olduğunu görmemiz mümkün. Alkil gruplarının büyümesi ve yüzey alanının genişlemesi London dispersyon kuvvetleri adı verilen birbirini çekme kuvvetinin oluşması anlamına gelir. Bu durumda alkil grupları arasındaki çekim kuvvetinin artması da bu molekülleri birbirinden ayırmanın daha zor olacağı anlamına gelir. Yani bunun için daha fazla enerji ve ısı harcanması gerekir. Bu yüzden de diyetil eterin kaynama noktası 35 dereceye kadar çıkar. London dispersiyon kuvvetleri en zayıf moleküler arası kuvvet olsa da bu kuvvet çoğalarak ilerler. Bu yüzden de ne kadar fazla molekül varsa bu kuvvetin etkisi de o kadar artacaktır. Bu da aslında dimetil eterle dietil eter arasındaki büyük farkı bize açıklar. Böylece alkil gruplarının karbon sayısındaki artış kaynama noktasını oda sıcaklığının çok değil biraz yukarısına çıkarır. Bu durumda özütler için dietil eterin mükemmel bir çözücü işlevi görmesini sağlar. Alkil grupları aynı zamanda molekülün apolarlığını da arttırır. Yani alkil gruplardan dolayı burası daha da apolar hale gelir. Bu da diyetil eterin pek çok apolar organik bileşiğin çözünmesinde çözücü olarak kullanılabileceğini gösterir. Yani birçok apolar organik bileşiğin çözünmesini sağlayabiliyorsak ve molekülün kaynama noktası oda sıcaklığının hemen üzerinde ise bu molekül özüt çözeltileri için çok iyi bir çözücü işlevi görür. Çünkü apolar organik moleküllerinde çözünmesini sağlayabiliriz. Daha sonra eteri kaynatabiliriz ve geriye sadece organik ürün kalmış olur. Dediğim gibi, dietil eteri pek çok özüt için kullanmamız mümkün. Şimdi de başka bir ilginç eter türüne bakalım. Bu eterler taç eterler olarak adlandırılır. Yani burada gördüğünüz devasa eter taç eter olarak adlandırılır. Bu eter türü Charles Pedersen adlı bir bilim insanı tarafından bulunmuş ve bu buluş kendisine Nobel ödülü kazandırmıştır. Taş eterlerin adlandırma sistemine bakacak olursak, ilk olarak tacı yani halkayı oluşturan toplam atom sayısını bulmamız gerekir. Bu taş eterdeki atom sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu taç 18 bölümden oluşmakta. Hemen yazalım. 18 taç. Şimdi de oksijen sayısını ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oksijenimiz var. Bu durumda eterimiz 18 taç 6 eter olarak adlandırılır. Bu da bize elimizde nasıl bir taç eter olduğunu gösteriyor. Peki bu eterler neden taç eter olarak adlandırılır? İlginç bir şekilde taç eterler farklı iyonlarla etkileşime girebilir. Örneğin potasyum iyonu yani K artı molekülünün boyutu bu taç eterin merkezine tam denk gelir. Yani bu iyonun boyutu taç eterin merkezine eşittir. Tüm bu oksijenlerde ortaklanmamış elektronlar bulunduğundan yani negatif yüklü olduğundan pozitif yüklü potasyum iyonu ve negatif yüklü elektronlar, daha doğrusu kısmi negatif yüklü oksijen atomları arasında sürekli bir etkileşim meydana gelir. Bu da bize çekim kuvvetini işaret eder. Yani zıt yükler birbirini çeker. Bu örnekte de negatif yükler potasyum iyonunun taç eterin merkezinde kalmasına ve eterin taç şekline görünmesine sebep olur. Potasyum iyonlu insan kafası olarak düşünürsek buradaki şekli de birinin kafasına taktığı taca benzetebiliriz. Taç eterler zaman içerisinde pek çok yerde kullanılmıştır. Örneğin elimizdeki potasyum florür yani K artı efeksi olduğunu varsayalım. Normalde potasyum florür, apolar organik çözücülerin içerisinde görünmez. Ancak taç eterden yararlanırsak oksijenler potasyumla etkileşime girer. Ayrıca taç eterin dış kısmı da apolardır. Yani taç eterin dışında kalan her iki tarafta organik çözücü içerisinde çözülecek şekilde apolar halde bulunur ve benzen gibi apolar organik bir çözücünün içerisinde çözünebilir. Bildiğiniz gibi benzer türdeki maddeler birbiri içerisinde çözünür. Yani bu kısım benzen içinde çözünür ve böylece flor iyonu boşa çıkmış olur. Bu da SN2 tepkimesine girebilecek durumdaki florür iyonunun nükleofilik gücünü arttırır. Bu durumda taç eterin kullanım alanlarından birinin de katyonu alarak iyonu daha iyi bir nükleofilik işlevi görmesi için serbest bırakmak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu durumda potasyum iyonu da taş eter tarafından solvatlanacaktır. Ayrıca iyonların boyutları farklılık gösterdiğinden bu iyonlarla etkileşime girmek için aynı şekilde farklı boyutlarda taç eterlere ihtiyaç duyulur. Tüm bu sebeplerden taç eterlerin oldukça ilginç moleküler olduklarını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra taç eterlerin 3 boyutu çizilmiş haline baktığımızda dış kısmının apolar olduğunu tespit etmenin çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bunlar oldukça ilginç moleküller. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.